Kasaplar bizim geleneğimizin vazgeçilmezlerindendir değerli seyircilerimiz. Ve şimdi bir kasaptayız. Merhaba değerli Sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz ve bugün Sakarya Sapanca'dayız. Sapanca'da et ve süt ürünlerinde önce olan bir firmaya konuk olduk. Yanımızda da işletme etkilerimizden Faruk Bey ve Yusuf Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracaklar. Merhabalar Faruk Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk diyelim. Merhabalar Yusuf Merhaba. Bey, nasılsınız? İyi, şükür. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Faruk Bey, sektörünüze ve vermiş olduğunuz hizmetlere değineceğiz. Değinmeden önce ben sizleri tanıtmak istiyorum ekran başındaki izleyicilerimize. Faruk Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu? Faruk Bey kimdir? Faruk Bey 35 seneden beri bu işi yapan bir eleman. Hı hı. Yani artık bu sektörde 35 senemizi vermiş bulunmaktayız. Yani etten iyi anlıyoruz artık. Gayet iyi anlayan, hizmet veren bir kuruluşuz. Peki bu firmaya kaç yılında geçtiniz? Ne kadar oluyor? Bu firma daha yeni bir firma. Yani daha ben buraya geleli bir ay falan oldu. 2016 yılında sektöre girdi yani. 2016 yılında sektöre başladı bu firma. Ben de burada bir aydan beri çalışıyoruz. Gayet de memnunuz. Çok güzel. Peki biraz Yusuf Bey'i tanıyalım o zaman. Yusuf Bey, sizler kaç yılından beri sektörün içerisindesiniz? Şöyle söyleyeyim. Sektörün içinde değilim. Nasıl değilim? Buranın sahibi eniştem oluyor kendisi. Hani şu şekilde ona burada yardımcı oluyoruz. Hani gerektiği gibi. O şekilde yani. Hani normalde okul falan devam ediyor o şekilde. Güzel. Peki Faruk Bey, biraz sizden etleri dinleyelim o zaman. Neler sunuyoruz burada et olarak? Şimdi et olarak burada tavuk çeşitlerimiz var, kuzu çeşitlerimiz var, dana çeşitlerimiz var. Yani burası ekseriyetle yaz sezonu piknik olayı burada çok olduğu için ekseriyetle mangal üzerine, ızgara üzerine bütün çeşitlerimizi sunuyoruz müşterilerimize. Hı hı. Diğer türlü tabii sade bu İstanbulluya tekabül değil. Yani bu semte de hitap ediyoruz. Tavuk çeşitleri var, et çeşitleri var. Biraz bahseder misiniz? Neler yapıyoruz? Yani tavuk çeşitlerimiz olarak tavuk pirzolamız var. Kuzu olarak kuzu pirzola, kuzu şiş, kuzu beyti, kuzu külbastı, kasap köftemiz var. Ondan sonra dana olarak ızgaralık et üzerine bütün çeşitlerimiz bulunmaktadır. Yani böyle müşterimize sunuyoruz efendim. Tavuk olarak yine çeşitlerimiz tavuk var. Tavuk olarak yani kanat olarak var, tavuk pirzola olarak var, ondan sonra sarma olarak var, de mesela göğüs olarak var, o çeşitlerimiz. Bir de kendimizin yaptığı kasap sucuğumuz var. Hı hı. Sucuğu kendiniz yapıyorsunuz. Tabii kendi etimizden kendimiz yaptırıyoruz. Yine süt ürünlerimiz de var, biraz onlardan bahseder misiniz? Süt ürünlerimiz şu anda tam olarak faaliyete geçmiş değil. Hı hı. Yani onu da yavaş yavaş yani kaliteli mal buldukça müşterilerimize sunuyoruz. Birkaç peynir çeşidimiz tabii, var. Birkaç peynir çeşidimiz da var. Tabii yani bizim özellikle organik üzerine satışlarımız var. Hı hı. Beyaz süt ürünlerinde. Yani onları temin ettikçe müşterilerimize sunuyoruz. Peki biraz hayvanlardan bahsedelim. Hayvanlar nereden geliyor ve nerede yetişiyorlar? Hayvanlar kendi besimiz oluyor. Doğudan getiriyoruz canlı olarak. Burada 3-5 ay besledikten sonra kesime sunuyoruz ve kendi besimiz olarak müşterilerimize sunuyoruz. Doğal ortamda yetişmiş taze etleri tabii müşterilerle buluşturuyoruz evet burada. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Hizmet verirken önce kaliteye dikkat ediyoruz. Bizim birinci prensibimiz kalite. Kaliteden kesinlikle ödün vermiyoruz. Hı hı. Etlerin kalitesi olsun, sunduğumuz hizmet kalitesi olsun. Tabii. Önemli olan zaten hizmeti güzel sunmak, kaliteli mal sunmak, müşterimizin memnuniyetini sağlamak. Müşterimizin de bize güveni olsun diye. Yani o güveni mahcup etmemek için elimizden gelen en güzel hizmeti veriyoruz. Taze bir şekilde veriyoruz. Peki nerelere veriyoruz etleri? Verdiğimiz çalışmış olduğunuz restoranlar var. Tabii restoranlar var. Bir iki tane şu anda elimizde daha yeni olduğumuz için daha hı hı tam detaylı olarak restoranlara
hitap edemiyoruz. Şu anda iki tane elimizde restoran var, onlara hitap ediyoruz. Perakende satışlarımız tabii, var. Tabii perakende burada. Satışlarımız da var. Toplamda satışlarımız oluyor. Peki tercih sebepleri arasında neler gösterebilirsiniz bizlere Faruk Bey? Neden tercih edilmesi gereken bir firmayız? Bir kere işimizi iyi yapıyoruz. Tabii başta dediğim gibi yani işimizi iyi yapıyoruz. Kaliteli hizmet sunuyoruz. Kaliteden ödün vermediğimiz için de müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Helal kesim zaten. Tabii helal kesim. Hazır mezbahada kesilir. Hı hı. Mezbaha arabası getirir bize. Biz de dinlendikten sonra etlerimizi, müşterilerimizi sunum yaparız. Sektöre girerken peki neler hedeflediniz? Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Şimdi daha yeni bir firma olduğumuz için yavaş yavaş. Ama şu ana kadar yani umduğumuzdan da iyi. Beklediğimizden. Ama tabii zamanla daha iyi olacak. Şimdi bir ticarethaneyi açtığınız gibi direktman yani potansiyel olarak hemen biraz mesafe zaman lazım. Kesinlikle. Yani o zamanları da tutturduk mu gayet iyi bir şey meydana çıkacak. Zaten bir hedefe ulaştığımız zaman tabii. illaki bir diğeri çıkacaktır. Tabii. Yusuf Bey siz hangi pozisyonda bulunuyorsunuz? Burada nelere yardımcı oluyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi eniştemin yeri burası. Hani kendi açtı burayı. Biz de ona şu şekilde yardımcı oluyoruz. Hani etler geldiği zaman kesimden hani içeri taşıma olsun. Buraların temizliği olsun veya ne bileyim etlerin dizilimi olsun. Ustanın istediği bir şey olur. Hani burayla ilgili. Onlara yardım ediyoruz. Kardeşimle birlikte. Hani onun dışında ufak tefek şeylere yardım ediyoruz. Hani arabayla gidip alınması gereken temizlik malzemesi olsun ne bileyim. Buralarla ilgili şeylere yardımcı oluyoruz. Daha çok bir koşuşturma içindesiniz. Aynen. Peki ilerleyen günlerde ne tür projeler var? Nerelerde göreceğiz sizleri? Vallahi ilerideki dönemlerde daha iyi yerlere geleceğimizi tahmin ediyoruz. Şimdi tabii onu zaman gösterir yani. Belki başka bir şube daha olur. Tabii bence bir başka. Tabii potansiyel oldukça biz de tabii şey olarak genişlemeyi düşünüyoruz. Umarım başarılı olursunuz attığınız her adımda. İnşallah. Peki son olarak buradan izleyicilerimize sizlerle alakalı neler aktarmak istersiniz? Şöyle söyleyeyim hani bunu söylemeyi unuttum. Evlere de buradan servisimiz var. Hani bize aradıkları zaman bu imkanı da sağlayabiliyoruz onları. Ve devamlılığını da diliyoruz bunların inşallah. Çok teşekkürler sizden de bir mesaj. Müşterilerimiz bizi tercih ettiğinden dolayı teşekkür ederiz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler.